İskenderun Gençlik Merkezi olarak Gençlik Spor Bakanlığımızın her yıl düzenlediği, bu yıl üçüncüsü olacak, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'na Hatay Koordinatörlüğü yine tarafımızdan yapılacak. Yüzyıla yakın, ya oldu ya olmadı. O gün köydeki arkadaşlarım bir gecede kocaman yürekli, kahraman adamlar olmuşlardı. Anlamda Erzin'den Belen'e kadar olan tüm ilçelerimize davetiyelerimizi gönderdik. Oralardan kalkacak ücretsiz otobüslerle halkımızı Belen Atik Yaylası'nda yapacağımız Sarıkamış etkinliğine davet edeceğiz. Uzaktan baktım onlara ve kalbimden onlara elveda dedim. Çünkü dönmeyeceklerini biliyordum. Ağır ağır çıktılar yola. En büyük düşman Rus değildi. Karakışlı. Bu yıl sizlerin de bildiği gibi Sarıkamış şehitlerimizin 100. yıl dönümü. Yani tam bir asır önce 90 bin şehidimizi hiçbir mermi dahi sıkmadan kara topraklara teslim ettik. Geri dönüp bakmayacaklarına söz verdiler. Geri dönüşü yoktu. Hiçbir şey kalmadı onlardan yadigar. Ve sokaklarda yankılanan şen kahkahalardan başka bir şey kalmadı. O yiğitler sonunda donarak kızlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Anam haberi duyduğunda iki kelime büküldü dudaklarından. Vatan sağ olsun. Bu yılda onların şanına, şerefine yakışır bir program yapmak istiyoruz. Bu anlamda Belen Belediyesi'nin özellikle başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi desteklerini gördük. Onlarla birlikte düzenleyeceğimiz etkinlikte Atik'te radar yol ayrımında önce 1 kilometrelik bir saygı kortejimiz olacak. Yürüyüşün sonunda program alanına ulaşmış olacağız. Orada Sarıkamış'la ilgili gerekli şiirlerimizi, türkülerimizi söyleyip saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapacağız. Ve programı tamamlayacağız. Şehitlerimizin anısına bir de küçük bir ağaç ekimimiz olacak. Bastığım yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde. 4 Ocak'ta Gençlik ve Spor Bakan. Bu anlamda tüm İskenderun halkını, hatta tüm bölge halkını bu faaliyete İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak davet etmek istiyorum. Otobüslerimiz anıt alanından, İskenderun için anıt alanından, Belen için Atatürk Parkı'ndan, 4 yol içinde kapalı spor salonundan hareket edecekler. Saat 10'da otobüslerin hareket saatleri Belen ve İskenderun için 4 yoldakinde 4 yol ilçe müdürlüğümüz tarafından organize edilmekte. Onlar da gerekli bilgiye alabilirler bununla ilgili. Programın içeriğini havanın soğuk olması nedeniyle çok uzun tutmamaya elimizden geldiğince gayret gösterdik. Aynı zamanda programa katılan herkesin aktif rol alması adına yürüyüşümüzü programımıza dahil ettik. Bu yılda halkımızla birlikte bu programı da en iyi şekilde yapmak için en büyük gayreti göstereceğiz.